Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Git nedir ve Git nasıl kullanılır? Önce bunu Mac'de anlatacağız. Ama bunun hiçbir önemi yok. Windows'da da aynı şekilde çalışıyor. Bunu da Windows içerisinde blok olarak anlatacağız. Bunu önce söylemek istedim. Şimdi devam edelim. Git nedir? Git aslında bizim projelerimizi bulut ortamında sakladığımız, özellikle kodlarımızı bulut ortamında sakladığımız bir yapıdır. bu yapıda şu şekilde oluyor. Mesela bir source kodunuz var yazdınız ve bu kodun internette olmasını istiyorsunuz. E tabii ki bu kodu artık rally veya herhangi bir şey yapıp atmayacağız. Bu kodları internette birilerine atarken ya da arkadaşınıza paylaşırken eskiden USB ile vesaire çok biz de çok yaptık. Ama artık bunu bir GitHub hesabınıza veya bir Bitbucket üzerinden arkadaşınıza da paylaşıp arkadaşınıza değerlendirebilirsiniz. Çünkü hem Bitbucket hem GitHub private olarak, e, Bitbucket hem private, GitHub ise public olarak ücretsiz birçok şeyini sunmakta. Ayrıca yazılımcı olarak başlayacağınız ve geliştireceğiniz bütün projelerde kesinlikle ve kesinlikle Git'i kullanmanız gerekiyor. Bu Git yapısını bilmeniz gerekiyor. Çünkü Git yapısıyla e, projenizde herhangi bir bug çıkabilir, bir şey yapabilir ve ayrıyeten Git'te şunu görebiliyorsunuz. Geçmişte mesela bugün bir iş yaptınız. Bunu publish dediniz, pushladınız. Yarın da bir şey yaptınız, pushladınız. Arkadaşınız da bir şey yaptı, pushladı. Projenin sonu bittiğinde bakıyorsunuz kim ne yapmış, nasıl yapmış. Ha diyelim ki biri yapmamış, biri nasıl yapmış, biri a birinde sorun var nerede? Bunu normal Laracasts sorsan belki söylemez, belki korkar. Ama bunu Git'i kullanmayı bilen her insan artık çok hani artık demiyorum uzun zamandır çok rahatlıkla birçok şey yapabilmekte ve birçok uygulamada Git kullanılmakta. Ee, biz bugün Bitbucket üzerinden connect edeceğiz çünkü Bitbucket'ı ben bir bakımdan seviyorum. Bitbucket'in private sürümü ücretsiz, GitHub'ınki paralı. Bitbucket'te private uygulamalarımı çıkartıyorum, böyle saklamak isterseniz kullanın. Ama private public uygulamanızı da Bitbucket üzerinden gösterebilirsiniz. Biz şimdi Uygulamamızı kullanmamız için öncelikle bizim git e ihtiyacımız var. Ben şurada ayrıca Bitbucket hesabımı açtım. Bitbucket hesabı nasıl açılıyor derseniz ben bu Çıkacağım şuradan ee, Gelsin şuraya üzerinden de kurabiliyorsunuz. Neyse biz önce git download yazıyorum. Bakın e, Google'a Git download geldi. Buradan kendinize uygun olanı seçip Direkt installer üzerinden kuruyorsunuz. Bütün platformları desteklemekte. Ee, Mac'te ve Windows'ta şöyle bir fark oluyor. Mac, Windows'ta özellikle mesela şuradan bir Finder'dan herhangi bir şey açarsam desktop'tan e, Dolas'tan mesela. Şöyle yaptığınızda şurada Windows'da hemen git to brush, git to GUI diye gelecek. Ve buradan ben normalde şuradan gelip terminalden açacağım yere CD işte bilmem ne yazıp açacağım yere siz direkt ulaşabileceksiniz. Arasındaki tek fark bu. Diğer bütün kodları aynı, aynı mantıkla çalışmakta. Ee, şimdi gelin, şöyle yapalım. Ee, İnstallerimizi kuracağız, Git'imizi buradan indireceğiz. Kurduktan sonrasında, işlem bittikten sonra giriş yapmamız gerekiyor. Gmail hesaplarınızda giriş yapabiliyorsunuz. Benim şöyle bir önceden kurduğum vardı Gmail. Oradan giriş yaparım ve online'ın. Burada bir öncesinde bir asitle bir bağlantı var. Oradan bir şey isteyecek. Çok basit. Onu yaptıktan sonra artık geliyorsunuz. Peki burada ne yapacağız? Bizim burada yapacağımız olay şu. Biz bir tane Resport kuracağız. Yani bir proje kuracağız. Şuradan artıya basarak ekliyoruz. Bakın Create Transport Team falan da var da onlar şu an için gerektir. Resport Name. Hardware Git. Yazıyorum. Git olmasını istiyorum Resport Type'ının. Ve şu an ben bunu Private diyorum. Public'e çevirdim. Public olunca bütün siz de benim şu anki şu e, Hardware Git'i araştırdığınız her yerde bulabileceksiniz. Yani Git üzerinden ulaşabileceksiniz. Ve bu şekilde şunu yapmış oluyorsunuz bir ayrıyetten. Siz kodunuzu internet çıkardığınızda kişi kodlarınızı internetten çok rahatlıkla bakabiliyor. Bilgisayar indirmeye gerek duymuyor. Ve bununla birlikte kodlarınızı indirip kullanma imkanına sahip oluyor. Yani Git'i kullanmak çok önemli. Bitbucket'ı, GitHub'ı kullanmak çok önemli. Burada şuradaki adres GitHub'ta da aynısı var. Sadece GitHub'dakinin değişik şekli. Bitbucket hesabımız ve resportumuz bu şekilde kuruluyor. Peki biz arka tarafta ne yapacağız? Şimdi bunu kapatabiliriz. Ben diyorum ki bir tane hemen hızlıca bir tane projem olsun ben onu yükleyeyim. Yani e, boş bir klasör yüklemek istemiyorum. DAT net evlisi olsun. Bu arabaya onunla bakıyoruz. Hiçbir şey istemiyorum içerisinde. Hardware git mvc diyelim. Yani böyle empty name'ler kullanıyorum. Çok önemli yok bunların. Yani git'i kullanmayı bilmeniz çok önemli. Mac bir de, bir de Windows kullanırsanız kesinlikle. Hani bu Mac'de yapıyor ben orada yapıyorum tarzında bir şey düşmeyin. Ee, hiç sıkıntı yok, aynısı dediğim gibi sadece siz yaptığınızda göreceksiniz mouse'un sağ tıkına bastığınızda git brush gelecek git brush'a tıkladığınızda benim şu anki yapacaklarımın aynısını yapacaksınız. Bakın benim projem oluştu diyelim ki ve herhalde ben burada kodlar yazdım vesaire ben bunu internete çıkarmak istiyorum. Ben şimdi şuradan burada versiyon kontrolü de kullanıyoruz. Ben şu an onu kullanmayacağım. Open terminal'a geliyorum. Ben buraya ulaşıyorum bakın şu gelen yere siz normalde zaten Sağ tıklayıp yaptığınızda geleceksiniz. Bunu anlatabildim umarım. Klasörü istediniz ve ayrıca illa kod yüklemenize gerek yok. Bir ton projenizi, bir Word'ünüzü bile yükleyebilirsiniz. Word'ünüzü yükleyip Word'deki değişiklikleri sürekli olarak takip edebilirsiniz. Biz devam edelim. Şimdi biz Git'imize ulaştık. Git'imiz benim şu an bilgisayarım. Zaten yüklü siz de varsayalım. Yani. Bizim şu an Git'te yapacağımız ilk adımlardan bir tanesi şu. Ee, şu hemen sessize alalım şu bir tanesi. Biz önce bu gitimize yani bu hesabımıza bir mail ve şifremiz var. Yani kullandığımız hesaplarımız. Bunları vermemiz gerekiyor. O da şu şekilde git config diyoruz. Eksi 2 eksi global user nokta name diyorum. Mesela benimkisi veli bacık benimkisi mesela. Veli bacık. VB de diyebilirim. Fark etmez. ben yani veli bacık Ben kurdum. Ve ardından git config benim hangi hesap üzerinden ben bunlara ulaşacaksam onu yazıyorum buraya. O da nedir? User email email o da ben şu şöyle bir şey konuştuk. Kendi tercih dönemindeki arkadaşlar etmek için kurduğumuz adres BSM 2017 tercihti sanırım yani satılamıyorsam. Yazıyor mu burada bir yerde? Şuradan hemen hızlıca bakalım. Bizim kendi şahsi şeyimiz tercih 2017 BSM. Tamam, tercih 2017 BSM'ymiş. Tercih 2017 bsm@gmail.com. Bunu da verdim. Bunlar bizimleri de e, hesaplar arası bağlantı yaparken lazım olacak. Şöyle tırnağı yanlış koydum. Tırnak olmaması gerekiyor. Evet verdim ve şu an bizim hesaplarımızı artık gitlerimiz e, tanımlı hale geldi. Bakın şöyle git init yapalım. Şu an bakın diyor ki initialize empty git report yani şu an içerisinde hiçbir şey yok diyor. Biz bunların içerisinde yüklemeler yapacağız. En basit şekilde şu şekilde yapıp hızlıca aslında ben bu dersi çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle Git, et, gidin birçok komutu var. Git'e bastığında da burada çıkmakta. Branch yapıyor, klonları var. işte klon e, projeyi kopyalamak için, çekmek için. Push yapınca projeyi internet çıkartıyorsunuz. Pull yapınca işte geri çekmek vesaire. Merge yapmak. Ondan sonra e, branch'i görüntülemek. E, status, olayları görüntülemek vesaire. Biz şimdi bunları geçelim. Ben şu klasörümdeyim. unutmayın bu arada. Harder, git, MVC klasörümdeyim buradayım. Ben diyorum ki git, add diyorum ve nokta koyuyorum. Bakın. Bu şunu yapmakta. Benim şu anki var olan klasörümü yapma. İçinde ne yaptın hatta şöyle git statüsten bakıyoruz. Bakın benim şöyle bir klasörün içindeki bütün dosyaları bir git klasörün içinde ekledi. Birazdan anlayacağım baba seni. Ee, ekledi. Ardından şimdi biz oluşturduk. Bizim bir tane ufak bir şeyimiz oluştu. Şimdi ben bunu commitlemem gerekiyor. Peki commitleme işte orası yapılıyor. Git commit eksi m yani ben anlamında, biz anlamında. Ee, first commit diyelim. First git commit. Dedim ve şu an ben bu komut sistemini için ilk komutumu oluşturdum. Bakın şu an commitlemeyi yaptı git status diyorum şu an herhangi bir şey yok projenin içindekiler komitlendi ve git log dediğimde bana diyor ki sen diyor şu saatte böyle first git komutu oluşturdun. Bakın bunu oluşturduk şu an benim lokalimde bu ama ben bunu internet çıkarmadım. Peki ben bunu nasıl internet çıkartacağım? O da şu şekilde şuradan gelip bunu full screen yapalım bakın. İki tane sekmesi var. Başlangıçta bu çok güzel tool'lar. IAEA exit proje, benim projem var yoksa ben ilk başlayacağım vesaire falan. Bakın burada diyor ki gidin önce petinize gidin diyor. Ardından da şu işlemi yapın. Git remote, add işte. Gaten otomatik olarak kendisi veriyor. Bunu alıyorsunuz. Aynen bu şekilde buraya bir pasta ediyorsunuz. Bakın git remote. Kendisi bunu yaptı. Benim enter otomatik bastı burada kendisi. Ve beni şu anki respawn'a git dedi. Benim buradan sonra yapacağım adımsa şu. Geleceğim git push'umun içerisine. Bunu ekleyeceğim. Benden işte neyi soruyor? VB10 test bit bucket yani şu anki kullandığım hardware git'in mail adresini, e, şifresini soruyor. E, onun şifresini ben şu an hatırlamıyorum. Ben ufakça ona bir bakayım. Şifre işlerini hallettim. Şifre işlerinde şöyle bir problem olabiliyor. Bu e, mail adresinize girerseniz eğer yani direkt mail adresinin şifresini algılamayabilip şu atlas yani hesabınızdaki şifre algılaması gerekiyor. Burada hata falan vesaire alırsanız eğer hızlıca ben aldım çünkü bu Atlassian hesabınıza şey üzerinden Bitbucket üzerinden şuradan da ulaşıyorsunuz. Şurada login yaptıktan sonra orası gelsin. Bu hemen hızlıca göstereyim orayı da. Login with mesela login with Google yaptınız. Mail hesabınıza girdiniz. Şifreye girdiğiniz eğer hata aldıysanız eğer ben aldım onun için size de göstermek istiyorum. Şuradan profile gidiyorsunuz. Profile gittikten sonra mesela şurada Pardon bitbucket settings de şurada mesela Atlassian account var orası sizin şifrenizin belli yer oraya da buradan bağlanıp yine aynı şekilde mail üzerinden bağlanabiliyorsunuz fakat dediğim gibi şurada da bazen uyumsuzluk olabiliyor eğer uyumsuzluk olursa şuradan onu demin göstermiyordum, şuradan Atlassian accountımızda şifremi unuttum yapıyoruz sıfırlıyoruz yeni şifre verip tekrar gitimizden denediğimizde gitimizi yani şeyimizi pushlamış oluruz. Ben en son yapmadığı zaman pasaportla dağıtalım ama düzelttim en son. Bakın şurada password'umu girdim. Ve bakın şurada yüklemesi tamamlandı. Git log diyorum. Herhangi bir şey yok. Yüklendi. Şimdi git branch dediğimde de yanlış hatırlamıyorsam bakın branch gösteriyor. Bakın şimdi ben Resport'imin içerisine geliyorum. Ve bakın burada 2 önce oluşturuldu diyor. Bakın şu an benim projeme hazır. Branch'ime geldi. Bakın burada şurada tabii öncesini göstereceğiz. Şimdi şurada komitlediğim şey gözükecek. Komitlediğim üstüne tıklıyorum. Şimdi o benim yüklediğim dosyam açılmasını bekliyorum. Bakın burada benim first commit'im içinde neler olduğu gözüküyor. Commit'lerimi incelemek istersem search'ümün içine koşuyorum. Search'ümün içinde benim yüklediğim olay yani dosyam burada gözükmekte. Kodlarına da bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde Windows'da yapabiliyorsunuz. Windows'la ilgili bir video, video değil de yazı şeklinde atacağım. Eğer soru sorunlarınızı sorularını alttan iletebilir push ve diğer işlemler için özellikle push programı için onu anlatmak istedim. Diğer işlemleri de ilerleyen zamanlarımızda anlatmaya çalışacağız. Herkese bol ve mantıklı kodlamalar. Git'i de kullanmayı sakınlıklı, onu kesinlikle unutmayalım.